Merhaba arkadaşlar. Antalya yolculuğumuz başladı. Yavaştan gidiyoruz artık. Dakika bir gol bir ben trip tutmayı da unutmuşum. 5 dakikalık yol geri dönmedi. Yenisini alırım dedi. Yenisini bulabileceğini düşünmüyorum. Ben onu Amazon'dan almıştım. Küçücük bir şey ama inanılmaz güzel kaliteli taş gibi bir şeydi. Ama dönmedi, geri almadı. Ne yapayım? Şimdi oraya girsek bir daha çıkamayacağız. Trafik. Yapacak bir şey yok. Şu an telefon o kadar şeyde duruyor ki. Bu arada uzun zamandır değil, ertesi gün yola çıkacağım falan dedim. Yola çıkmamız uzadı. Onun için video atmadım. Çünkü şey gibi oldu artık. Gidiyoruz, gideceğiz. Gittik, gideceğiz. Bir kadın var. YouTube'da yani belki denk gelmişsinizdir. Sürekli şey, evimiz yıkıldı mı, yıkılacak mı? Taşındık mı, taşınacağız mı? Ona döneceğiz dedim. Onun için hiç video paylaşmadım. Çünkü gidişimiz ertelendi. Bir 4-5 gün daha geç çıktık yola. Onun için o süreçte hiç video çekmeyeyim dedim. Çekmedim. Ancak hazırlandım. Zaten arkayı görüyorsunuz. Dolu. Ayaklarımın altı dolu. Çıkmadı da onun şurası buraya. Da dolu. Ondan şimdi bir mola yerinde falan durduğumda hepsini gösteririm. Araba ağzına kadar dolu ve fırını da alamadım. Hocam bey dedi ki yeni fırını alırım dedi. Ben de sevindim artık. Ne yapayım? Yolluklarımız falan da var. Bir çay yaptım. Limonata yaptım. Limonatayı da termosa koydum şeyle. Poğaçamız var. Evet. Poğaçamız var. Baran anneannesinden sarmak istemiş. Yani tabii ki durup yemek yeriz ama biz yola çıktığımız zaman sürekli arabada yeme ihtiyacı duyuyoruz. Bu bende şeyler içinde bile öyle. Arabaya bindiğim zaman yemek yeme ihtiyacı duyuyorum. Ne yapabilirim? Dün akşam yolluk aldım mesela gelirken. Bakmadım aldığın yolluklara ama. Çekirdekte cips diye şey. Bakmadım biliyor musun? Niye? Bakmadım. Baksaydın eksik bir şey vermiyor. Arabada sonra dedim. Bunu mu aldın diye. Neyse bana. Yolda tripod alan yolluğu hala alır diye düşünüyorum. Halle değil anneciğim. Baran da arkada bakın. Uzat kafanı. Oğlum. Baran'ım. Kemeri bağlıyorum. En salla. Baran'ın otokoltuğunu Antalya'da bırakmış Serkan. Yani araba onda olduğu için hani şeye gerek duymadık. Biz Ankara'da lazım olmaz dedik. Antalya'da bıraktı. Bir şey geldi oraya. Tabii ondan sonra Serkan Ankara'dayken şeyin farkına vardı. Otokoltuğu yok, nasıl gideceğiz? Dün şey yaptı, ebebekten bir tane şu otokoltuk yükselticiler var ya. Onlardan aldık. Burada bakıyor benim, oluyor şurada böyle. O koltuk yükselticilerden aldık, şimdi Baran onu oturttu, durup göstereyim. Bakın şöyle koltuk yükselticiler var ya, onu kemerle bağladık. Baran oturdu. Keyfi yerinde adam. Tabii. Baran Antalya'yı çok seviyor. Bakın bu da arabanın içindekiler. Baran birazdan uyursa şurayı boşaltır. Şurası arka taraf. Ütü masası da dahil olmak üzere. Her şey var. Burası da benim ayağımın altı. Termosum var. Burada anneannesine sipariş verdi. Salatalık bile almış. Burası da böyle dolu. Şimdi birazdan umarım tripod bulabilirim. Mola yerinde falan bir yerde durunca. Yoksa yok yani, ne yapacağım bilmiyorum. Ya da bir çare düşünmek zorundasın hayatım. Çünkü sen eve geri dönmedin. Ben dönmedim de nasıl dönsek bu sefer yol hepten uzayacak. Saat zaten oldu. Evet, bugün çok geç çıktık. Normalde hep çok erken çıkıyoruz Ankara'ya, Antalya'ya gideceğimiz zaman. Ama bugün inanılmaz geç kaldık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Saat 11'de çıktık yola. Normalde 6-7 gibi çıkıyorduk. Bugün bir de yolda duracağız bilmem ne. Biz çok duruyoruz yolda. Çok yani hiç böyle basıp gitmiyoruz. Bir mola, iki mola diye. Biz canımız sıkıldıkça duruyoruz. Yok oğlum, tünele girmeyeceğiz. Bakın Baran uykuya geçti bile. Daha çok olmadı yola çıkalı. Bir saat ancak oldu ama yoruldu demek ki çocuğum. Bakın tırnağım kırıldı. Antalya'yı gördün mü? Evet, bakalım. Nasıl kırıldı? İşte. Antalya'da hep böyledir zaten. Bulaşık makinem yoktur diye tırnağım olmaz. Ama şimdi yola çıkar çıkmaz kırıldı. Baran'ı sallıyor. Önceden annemin ya. Artık tırnaksız göreceksiniz beni orada. Bir sürü doja yapma, yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi tripod arayacağız. Bulamazsak geri döneceğiz Ankara'ya. Nereye döneceğiz? Ankara'ya. Niye? Dönmedim. Tripodum yok benim. Ya alırız bile. Zaten yok mu hayatım? Alamayacaksın. Hayatım. Bakın alamayacak. Gerçekten alamayacak. Allah Allah. Neyse. Şimdi
şimdi üstümü de değişmem lazım. Onun için bir Adalya SB2'ye de uğramam lazım. Unutmuşsun mi demin diyordun sıcakta bilmem neden söylüyordu. Numara yapıyorum, üstümü değişmem lazım diye. Şimdi neden ben orada SB2'yi seviyorum biliyor musunuz? Şimdi Ankara'da veya bu tarafta biraz daha hani farklı şeyler oluyor. Oraya gittiğin zaman direkt ürünler değişiyor. Böyle bir yaz havasına giriyorsun. Her şey yazlık. Efil efil. İnsanın ruhu değişiyor. Onun için orayı çok seviyorum. O için giderken uğramam gerekiyor. Bir de niye Afyon üzerinden gidiyoruz? Çünkü Konya yolundan korkuyorum. Bu kadar basit yani. Bir saat kısalıyor yol. Konya'dan gittiğiniz zaman Antalya'ya bir saat kısalıyor. Tabii normal insan için belki daha fazla da kısalıyor olabilir. Ama mesela, oradan Manavgat'a gidersen faydalı. Antalya merkeze gidersen kirli değil. İşte yani. Ama biz gittiğimiz yer tam orta olduğu için bize bir saat kısalıyor. Evet. Aynen. Ama gene de dediğim gibi korktuğum için çok virajlı bir yol. Korkuyorum. Yani korkuyorum az önce bir midem bulanıyor. İnsanlar korkuyorum dediğim zaman aman ne olacak diyorlar. Ne olacak diye bir şey yok. Rahatsız oluyorum o yolda. Onun için Afyon'dan gidiyoruz. Sen orada Eysi ve Kiki'ye girmiş oluyoruz. Hem de sucuk döner falan yemiş oluyoruz. Konya'da ne yiyeceğiz? Ekmek. Evet, yiyecek bir şey yok. Onun için en iyisi Afyon. Afyon'dan devam ediyoruz şimdi. Çok sevdiğim şey yaptım. Çekmek yedim abi, boş boş gidiyorum. Ben de yiyorum, baş baş baş. Ya bu, tuttum şu bu. Ben de boş boş gidiyorum. Şunu tutayım. Abi boşluğunu aldım, döküm mü yani? Bunlar, bu şey mi var? Yolun bulur mu bunlar? Bunlar bir çukur sağlı. Ya çubuğuna da alıyorum, kazıyorum, kalmıyorum, kazıyorum, arkadaş. Ben de cips aldım. Çubuğlarda ne oldu mu bu? İnsan bir çikolata alır, bir şey yapar. Onu ne kadar sabarlarımız almış. He oğlum. Ha? Yeğenim anneciğim aç. Titriyoruz. Şey, bilmiyorum ses çıkıyor mu da. Ya bu arabadaki şey de çok kötü. Bizim bir an önce durup şey almamız lazım. Başka cips yok ama alırız abi. İstersen ana o zaman. Bunu aşayım mı istiyor musun? Bu senin. Kendi çekirdeğimizi açalım da biraz sohbet edelim. Şey söyleyeceğim. Dedim ya şu Gratis'ten kargo aldım. Yaklaşık 15 gün almıştı Gratis'ten o şeyi aldım. Evet işte. Hadi adresi yanlış yazdı. Şey yazmışım işte. Antalya'ya vermişim. Ankara'dayken şey yaptım. 2 günde gelir diye. Yok anne şu cipsi de bir çekirdek. Cips alırız. Neyse. Ondan sonra ben adres değişikliği yaptım. Tekrardan Antalya'nın adresini verdim. 6 gündür kargo şubede. Arıyorum şubeye ulaşamıyorum ve OBS kargo. Normalde hiç böyle bir şey yaptıklarını görmedim. Arıyorum şubeye ulaşamıyorum. Oradaki öyle. Neyse son genel merkez aradım. Dedim ki böyle. Hani artık ben Antalya'ya geleceğim zaten. Göndermesinler o zaman kargoyu. Ben gittiğim zaman teslim alayım. Aradım genel merkeze. Kadın dedi ki kaç parça ürün var kargoda? İlk başta niye sorduğunu anlamadım. Hatta şeyden faturamdan girdim, baktım, söyledim. Peki dedi içinde neler var? Niye soruyorsunuz dedim, kargoyu açacağız. Niye? Ben bunu sana söylememiştim. Niye açıyorsunuz kargoyu dedim. Nereden bilelim dedi kargonun size ait olduğunu. Dedim ki böyle saçmalık olabilir mi dedim ya. Siz dakika mı getirip kapımı bırakıyorsunuz, o zaman sıkıntı yok. O zaman bütün kargoları açın, içinde ne var diye sorup kontrol edin, böyle bir şey olabilir mi dedim. Ve dedim bunu bana sormuyorsunuz. Hani şunu demiyorlar bana. Ya izniniz olursa açalım bakalım, hani teyit etmek amaçlı böyle bir şey yapacağız demiyorlar. Direkt içinde ne var, kaç tane var, siz dedim, hızlı farkında mısınız, saçmalamayın dedim. Siz dedim benim kargomu açamazsınız, gerekiyorsa geri gönderin dedim. Kapattım telefonu. Neyse ondan sonra dün, bu olay 2 gün önce oldu, dün biri aradı beni. İşte Taşağlı'yım şu anda, kargomuz var. Ama işte Ankara mı, Antalya mı karar veremedik nereye götüreceğimizi. Dedim lütfen bir yere götürmeyin. Siz orada bekletin kargo, ben gelip alıyorum. Ha ben bekletemem diyor. Dedim ki vallahi dedim o 6-7 gündür bekliyor sizin şubenizi dedim. 1-2 gün daha bekler herhalde. Gerçekten bir şey aldığı zaman insan perişan oluyor. Bir de güneş kremi almıştım. Acil lazım olan bir şey, kullanacağımız bir şey. Yok yani. Gidip yine güneş kremi aldım. Bazen çıldırıyorum. Zaten taş aldım. Bir yemek siparişi veremiyoruz. Çünkü yok. Yemek sepetini kullanamıyoruz. 2 Migros falan online'ların hiçbiri yok. Bir de zaten kargo
başlı başına bir olay. Haftada bir gün geliyor kargo. Ama yapacak bir şey yok. Bir de şey değil de kargo yani. Telefon açıyorsun, cevap vermiyorlar. Cevap verince düzgün konuşmuyorlar. Tam bir Allah. Esnaf ya, küçük esnaf gibi çalışıyor. O gibi bütün kurumsal yerler. Hani şimdi isim vermek istemem ama devlet kurumları bile. Evet. İnanılmaz amatör çalışıyor. Şimdi küçük daha demiş. Baksana en iyisi yani. En iyisi yazmıyor hayatım. Dakota Ayçiş'in kitabı yazıyor. Nerede en iyisi yazıyor? Dakota Ayçiş'in kitabı yazıyor. Güzel demiş. Başka bir şey anlamayayım ki. Bu ne demiş, ne kızırmış? Nerede hayatım? Allah Allah. Sen benim kadar kuma değilsin çünkü. Bu arada kafa arkadan gözüküyor, bakar mısın? Sen neyin kral? Bilmiyorum, öyle kargoyla öyle hallettim. Bugün perşembe. Değil mi? Evet. Arkadaşlar, yarın Baran'ı okula götürmeyi düşünüyorum. Bir iki üç saat. Ya kaç saat durursa. Ondan sonra da ev bakmamız lazım. Şu arkadaki eşyaları eve boşaltmak istemiyorum ya. Ev zaten şu anda leş gibidir. Boşaltacağım, sonra ev bulacağım, tekrar taşıyacağım. Yani yazık, günah gerçekten. Bize de yazık ya, canım çıktı. Tövbe estağfurullah. Ay, çay çok güzel.
güzel gerçekten. Sürekli canım çay istiyor benim. Bunu sürekli bir yerlerde çay içmeye çalışmaktansa çayımı yanıma aldım. Keşke biraz da kuş içi alsaydım. Evet. Ya sıcak su alırdım. Neyse. Bu beni bir 3 saat idare eder termostaki çay. Sonra artık bir yerlerde yemek yeriz, orada da çay içeriz. Az yediğimiz için şu anda arabada. Gerçekten az yedim yani. Ya bir şey yemedim. Bir şey yemedim çünkü bir şey almamış. Bakmayın böyle çok şey yaptım ama sanki 3 tane cips yiyorum işte. Maksat anası borçturmasın. Şimdi biz şey alacağız, bir tane şu şuraya konulan şeyin adı ne bilmiyorum, ondan alacağız. Bir tane de tripod alacağız inşallah. Değil mi hayatım? Alacağız alacağız diyorum, bir şey desene. Tripod'u buldu ya annem. Buldu da Ankara'da. Tamam, gönderecek daha. O gönderene kadar alacağım diyordu. Bakın şimdi Ankara'dayken eve 5 dakikalık yoldayken dedi ki ya dedi alırım dedi, hemen dedi şurada petrol de vardır, girelim alırım, öyle yaparım böyle yaparım dedi. Şimdi Ankara'dan 2 saat uzaklaştık, diyor ki annem gönderecek ya. Trafik çok değil. O çoktu, şimdi de geri dönme ihtimalimiz yok. Alma şeyinde kaldı. Neyse ben bir şey demeyeyim. Ben alırım. Şey ağzıma battı. Neyse baba yanında görüşürüz şimdi. Şimdi sana Mihalicik'i göstereceğim. Mihalicik mi, tamam. Cik çok. Nerede? Konya Mihalicik değil mi? Ya yok. Neydi, neresiydi? Mihalicik. 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 Peynirin meşhur olan işte. Ya hayatım sen de tam bilmiyorsun. Peynirin meşhur olan. Daha nerede Mihalicik şimdi? Tamam. Dur size de göstereceğim. Ya yolu gösterebiliyorum da dur bak. Şu camların kirine, pisine bakar mısınız ya? Yemin ederim şey gibi. Neyi? Şimdi çok, ya şu anda şu arabanın en temiz hali olduğu için Serkan'a normal geliyor ama çok pis. Ama şantiye bas, onda şey yapacak bir şey yok. Ya niye pis? Araba şeyden dolayı pis daha. Ağacın altına koyduk. Hı. Reçine dökülmüş. Hı. Antalya gidin diye katacağız. Baba. Gene tuzu toplayacaksın. Evet. Su içiyor. Neden yavaşladığınca yavaşlamıyorsun? Oğlum belli bir hızda gitmen lazım. Yolda ki arkadan gelen çarpar. Hani'cim burası şey ya, Antalya'daki gibi bir yol değil. Burayı hana yoruyor. Afyon'a geldik. Afyon değil mi burası? Yok daha var. Daha var mı? Bayat'a geldik. İşte sen söyle, ben hiç yer yön duydum yok ki benim. Öyle geniş güzel konuşuyorum. Burası Kirim Diyarı Bayat. Ya Bayat yazıyor, tamam işte Bayat Afyon'dur bana göre, onun için geldik yani. Vallahi. Şeye ne kadar kaldı, Adalya'ya? Oraya var. Ne kadar var? Bilmiyorum, nereden biliyorum. Onu diyor, kendimi hazırlayacağım. Ay bak sıcak olmaya başladı, yemin ediyorum. Baranda Emzin ağzını aldı, uyudum uyuyacağım uyumadım. Sabah erken kalktı ama. Aynen görmüyorum. Aynen mi görmüyorum? Afyon'a girdik şimdi ve yağmur yağıyor. Tam yaz havasına giriyoruz, gideceğiz güzel güzel yazlık alışveriş yapacağız derken hiç olmayacak şey oldu. Kışlığa geri döndük. Kışlığa geri döndük. Bulutlara bakar mısınız? Kapkara. Ay hiç sevmem böyle havalar. Evet annem, yağmur yağıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse Afyon'dan çıkınca ısınır herhalde ama Antalya 37-38 gösteriyordu. Dün çok sıcakmış, 40 derece görmüştüm. Neyse en azından yolda serin serin gideceğiz artık. Orada ısınır hava. Ha. Ne oldu? Köpek yolda. Haa, köpek varmış. Ben de böyle ben önümü bakar görmem yani. Öyle bir şeyim var. Şimdi dolu yağmaya başladı. Antalya yolundayken olacak şey değil. Hiç sevmediğim havalar. Ay ciddi ciddi var. Üç ses geliyor herhalde baya. Ya şimdi güneşin altına çıkacaktım. Adalya'da duracaktık böyle. Güneş bizi yakacaktı. Boşu boşuna güneş kremi sürdük. Bu ne böyle ya? Şeytan diyor ki hiçbir yerde durma, direkt Antalya'ya git güneşin. Çatınlar. Niye böyle bir anda oldu ya? Bilmiyorum ki. Neyse ya, serin serin gidiyoruz işte. Ben sıcağı seviyorum da işte sen sevmiyorsun değil mi? Seviyorum.
Ben sıcağı o kadar severim, o kadar severim ki yani benim bir tarifi yok yani. Ama Serkan tam aksine geçen yaz hele zaten geçen yaz o odadaki klima 26'da sürekli 26'da. Sürekli 26'da yani. Aferin oğlum. Herkese selam veriyor babası, görüyor musun? Serkan o kadar şeyi sever. Serini sever. Ben de aksine sıcak olsun. Ben sıcak sıcak. Hoş olmuş olalım. Değil mi aşkım? Ben nefes alamıyorum. Ambulans geçer mi? Ambulans geçer. Biz geçemeyiz. Ambulansın her şey izni var. Bak lambalar yanıyor. Hasta götürüyor oğlum o. Baran da sıkıldı biraz şey, kemeri sıktı. Artık büyüdüğü için. Ama öyle yaptıklarını çok tehlikeli anneciğim. Oğlum. Bakın burada da de facto falan var. Burger var, üstte döner var. Yemek yemeyeceğiz ama ya, aç değiliz biz. Şuraya şey için gireceğiz, Opet'e gireceğiz. Opet'in tuvaletleri temiz oluyor ya. Şurada Opet var. Zaten yola çıktık, çıkalı iki defa bu kadar mola vermeden gittik. Onun da sebebi muhtemelen tripod alacağım dedi ya. Onun için durmadan gidiyor ki tripod bulamayalım diye. Ana burada şey diyor tadı. Aa kapalıymış. Neyse yapacak bir şey yok, devam edeceğiz o zaman. O zaman durmayacağız çünkü yani burada yapacağımız başka bir şey yok. Market tadilat da buranın da. Neyse az kaldı zaten ya. Çok yok. Bizim gittiğimiz buranın. Şu ikinci açılan değil mi sonra açılan? Şüköroğlu var ya, Şüköroğlu. Tabii biz bu taraftakine gidiyormuşuz, bu taraftakine. Ama benim için kör oldu işte. Ha harika etleri var. İnanılmaz güzel değil mi aşkım? Tabii. Bir daha söyle, onu söyle, tarif et. Ankara'da. Antalya'ya giderken Afyon'a gelmeden sağda. Kuzu pirzola iyi. Bu da Antalya'dan Ankara'ya gelirken Afyon'a gelmeden gene sağda. Bu karşıdaki yeni açmış biz. Normalde hep bu taraftakine gidiyor. Orayı hiç kimsenin. O yaz emini açtırır da şeyde, pandemiden açmadılar. Geri kapattırmışlar. Şu anda bilmiyorum. Neyse işte Antalya'ya giderken sağda olan şey var ya, oraya gidiyoruz biz. Bir kuzu pirzola yiyin orada. Bir yiyin. İnanılmaz güzel değil mi? Galiba acıktım. Neyse bu sefer orada durmayacağız. Bu sefer yemek yemeyeceğiz. Çok aç değilim ben ya. Çok şeye çıktım yolu. Onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim diye ama şey de istemedi canım. Sucuk döner de istemedi. Nasıl oldu? Bir şey yemedim şimdi. Bakalım. Çekirdek de kötüydü. Zaten benim hevesim onunla kırıldı. Çekirdek kötü olduğu için bütün hevesim kırıldı. Oğlan bile beğendi çekirdeği. Ben kırdım, o yedi işte. Baksana. Baran sıkıldı artık. Çok sıkıldı. Battaniyeden sonra. Adalya'da 10 kilometre kaldı değil mi? Bir şey kalmadı. Hiç durmadık ve bir ilktir bu. Biz yola çıktık çıkan. Ki şu an... Durduk iki sefer. Ne iki sefer? Durmadık. Bir sefer battaniyeye durduk. Bir sefer Baran'ın arkadan yastık almak için durduk. İkincisinde de Opet'e girdik, şey kapalıydı işte, durmadık ki, şöyle girdik çıktık, onu durduk mu sayıyorsun sen? Allah seni nasıl biliyorsun biliyorsun. Gördün mü? Gördüm hayatım, herkes öyle. Ya böyle sen, uzun yıl darba mı bunlar? Tamam, sen kendine dikkat edeceksin hayatım. Yapacak bir şey yok. Geldik gönlümün efendisine. Bakın karşıda istiyorlar ki beni bekliyor. Anneciğim yok, mola vermeye geldik. Taşağı'da daha var. Nereden giriyorduk? Buradan. Ha. Bakalım bu havanın böyle olması beni çok mutsuz etti ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey var mıydı burada? Ben buraya o kadar odaklandığım için. Başka bir şey. Bak Opet de var burada. İyi. Burada mı? Anneciğim mola vereceğiz mi? Önce Opet'e uğrayalım. Ondan sonra burada çok vakit geçeceğiz. Ha burada şey de varmış. Taç da var. Başka? Mavi var. Var. Orada bir daha vardı. Var. Kapatmışlar bak. Orada yanında bir şey daha var. Neyse şimdi bir Opet'e girelim oradan. Ama burada ne yapalım? Burada petrol de yoktu. Petrol de yok mu? Yok. Boş ver o zaman. Şunun içinde dedi ya adam. Boş ver o zaman. Esin orada durur hayatım. Girmem başka yerde. Girdin mi oraya bir sefer? Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse hadi biz duralım artık bir yerde. Bakar mısınız buradaki AC bile, arabalar dizili, dolu. Tam yaz havası vardı burada. Planladığım oydu ama olmadı.
şunun fiyatına bakar mısınız? Geldi alma. Ya da şu 27 lira. Allah'ım inşallah bedenlerini bulurum. Çok güzel elbiseler var. Şu 60 lira ya. Bakın şu şortlar. Harika rahat. Şunlar. 27 liraymış bunlar da. Çok güzelmiş. Arkasını çevir aşkım. Şu 20 lira. Bedeni varsa hemen. Oğlum ne yapacaksın şimdi? Bir tek sarısı var galiba bunun. Başka rengi yok. Bedeni varsa alayım şundan bir tane. Şunlar var ya şunlar. Şunların hepsi de 19 lira. Yazın bunları giy çık giy çık çok rahat oluyor. Bunun bir yakası kapalı gibi geldi. Hayatım ondan vazgeçtim. Açık bilmiyorum alayım ya almayayım bilemedim. Sence? Vallahi bilmiyorum. Dur bakalım başka şeyler. Nelerini yaratıyorsun? Alacak hiçbir şey bulamadım. Elbiseler çok ucuz ama bedeni yok. Onun için çok gerildim. Şimdi kocam beye tişört bakacağız. Her şeyim de burası. Her şeyi buraya saklamıştım. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Neyse belki şort alırım. Ama elbiseler çok güzeldi. Çok ucuzdu. Yapacak bir şey yok. Şimdi o kadar yağmur var ki sesten beni duyar mısınız bilmiyorum. Aldıklarını göstereyim. Çok güzel elbiseler vardı. İnanılmaz güzeldi. 27 lira, 30 lira, 40 lira. Small, iç small. Çok güldüm alamadım gene. Şişmanlara bir şey yok. Hocam beni şöyle kendine iki tane bileklik aldı. Şimdi denersin bunları hayatım. Aynen. Ne kadar fiyatları söyleyeyim. Biri 10 lira şu tekli olan, üçlü olan da 15 lira. Tabii 14.99 da ben de bir şekilde söylüyorum. Ben kendime hiçbir şey alamadım. Cidden alamadım. Çok moralim bozuldu. Hiçbir şey, şey yok. Evet normalde böyle değildi burası. Deli gibi elbise olur yazlık elbise. Hiçbir şey yok. Ya şunu aldım kendime şöyle taytların üstüne falan giymek için. Şunu aldım gene. Laf olsun torba da olsun diye yani. Şunu 20 liraya almışım. Şu kırmızıyı da 20 liraya aldım. Ucuz yani çok. Efendim yavrucuğum. Aa bizim bir mola vermemiz gerekiyor. Hemen dönüyorum. Yeni yola çıkmıştık. Baran için tekrar durduk. Neyse. Kocam Bey'e tişört aldık. Barancığım onun sesini hemen kız. Oğlum hemen sesini kasar mısın? Şunu aldık. 3X large. Bu sezon hiçbir yerde 4X large yok. 25 liraydı onu aldığımız tişört. Şimdi. Ha eşime şort aldık. 27 liraydı o da. Şöyle normal düz siyah. Antalya'nın sıcağına. Şu parfümler yarı fiyatına düşüyordu. 49'dan 25'e düştü bu. Tabii 49.99. 25'e düştü. Sonra eşime gene bir lacivert tişört. O da 25 lira. Bilmiyorum arabanın sesinden, yağmurun sesinden sesin geliyor mu ama şunu aldım 19 liraydı. Ya beden yoktu. Beden olsa daha fazla alırdım. Baran Bey oyun hamuru. Ve şu, şunu gösterdim zaten. Buna eşim dedi ki güzel değil dedi. O zaman dedi çok güzel dedim. Herkesin yok mu böyle güzel değil diyen şey. O güzel değil dediyse kesin güzel dedi dediğimiz. Arkasını öyle hiç beğenmedi. O öyle dediyse güzel dedi. Oo yağmur döktü. Çok kötü ya. Bir de bunu aldım son olarak. Şunu da göstereyim. Şort aldım. Çok yağmur yağıyor. Bu kadar zaten aldıklarım. Daha mola verdiğimizde görüşürüz. Bir göster istersen. Bunu bir yağmuru göstereyim. Bakın böyle inanılmaz ya. Bir anda böyle oldu. Bu ne oldu böyle ya? Ya burayı bitti. Burası bittikten sonra zannetiyorum Antalya tarafında yağmur olsun. Dolu ya dolu. Dolu ya evet. Dolu çok kötü oldu. Neyse bu onlar bir sürü biter bunlar da ya. İçinde kötüleşmeye başladı. Yani bakıyorum Antalya neşli gösteriyor ama bu Afyon çıkışındayız değil mi? Neresi burası aşkım? Afyon çıkışı. Afyon çıkışı. Sparta ya 3 kilometre var. Oradan böyle yanılıyor. Çok kötü ya. Oradan böyle yanılıyor. Şey gibi
Bak, elimi şuraya koyuyorum sanki şey elime vuruyor yani. O kadar kötü. Nedir? Dolu yanar. Çok kötü ya. Anlat. Bak ses çıktı zaten. Allah'ım kazası belası bilirim de vallahi. Allah'tan Konya yolundan gitmemişim. Biz bir defa Konya yolundan Antalya'dan Ankara'ya geçen Konya yoluna girdim. Böyle bir şey yok. Hiçbir yerde ışık yok. Karanlık, kar yağıyor, sis var. Yani öndeki arabayı... Öndeki arabayı göremiyordum. O kadar kötüydü ki. Gerçekten böyle yağmur yağdığı zaman falan oralara hiç girilmez. Şimdi belki sesim de çok gelmiyordu şimdi. Ama inşallah kazasız ve rahatsız gideriz bir an önce. Çok kötü çünkü. Aydınlığa çıkıyoruz. Bakın kapalı hayatım görüyor musun? İleri saydınlığı. Kara bulutlar burada kaldı. Biz yoksa gidiyoruz. Yoksa perişan oldu. Gerçekten ya. Bir 200 saatimiz öyle kötü geçti. Neyse Isparta'dayız değil mi? Burdur'a gidiyoruz. Burdur'a gidiyoruz. Bir saat ile bir buçuk saat. En fazla bir buçuk saat sonra Antalya'dayız. Gidemedik ya. Bak şurası ya, çok pis. Ben arabayı taktım. Opet arıyoruz. Bulamıyoruz. Hala arıyoruz. 50 kilometre kaldı Antalya'ya. Şey Seriye değil mi? Yok Antalya. Antalya. Ondan sonra da eve gitmemiz bir 30 kilometre falan. Bir saat falan kaldı işte. Saat 6 oldu mu? Yok. 7:20 var. 7:20 varmış. Ay. Ya bir dolu yağdı ya biz çok yavaşladık orada. Sen bir saat durdun. Evet, Esmek'te bir şey olmamasına rağmen o kadar durduk. Şimdi Opet arıyoruz çünkü Opet'in tuvaletleri çok 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 temiz. Yani onu konuştuk. Adamlar o kadar güzel bir şey yaptılar ki temiz tuvaletle adam gidiyor hem marketine giriyor hem benzinini mazotunu alıyor. Aynen öyle. Sırf temiz tuvalet yüzünden. Şimdi başka bir yerde nerede durduk? Duracak. Total'de mi durduk pistte? Evet, Total'de durduk. Total'de durduk. O kadar pis ki. Nasıl çıktığımızı bilemedik. Gerçekten Opet o konuda 10 numara. Ama bu tarafta da yok yani işte. Niye böyle bilmiyorum. Bir saattir arıyoruz yok. Bu arada hava da açtı göstereyim. Bakın resmen güneş yeniden doğdu. O kararan hava bir anda kendine geldi çok şükür. Baranım da uyuyor şimdi. Ha Köfteci Yusuf tabelası. Ya Köfteci Yusuf'un şey... Ha, hamburgeri çıkmış ya Köfteci Yusuf'un tadına bakmadım. Nasıl bakmam? Bir de bir yerde durup yemedik. Benim şu anda yol boyunca durup et yemiş olmam lazım bu doymuş olmam için. Ama yemedik. Niye? Çünkü bugün canımız hiçbir şey istemiyor. Abur cuburlardan da hiçbir şey yok. Normalde sürekli yiyerek gideriz biz. Ama yok yani hiç. Eşim biraz çekirdek yedi. Ben hiçbir şey yemedim. Baran biraz sarma yedi. Ha sarma yedik evet biraz sarma yedik. Biz de yedik biraz. Biraz mı? Ben yemedim bayağı. Ben yedim. Abim et yemem lazım. Yani sarma, bayağı sarma yesem de ben et yemem lazım ki doyayım et yemeden durmam. Durmadık et de yemedik canımız istemedi. Belki işte bir Opet bulalım. Akşama da bir şey söyleyeyim zaten bir saatimiz kaldı. Ben şey yaparız eve bir şeyler alıp gideriz öyle evde yeriz artık bu saatten sonra. Baran da uyuyor. Dönerci vardı ya. Şey Hatay usulü yapan. Hatay usulü serikte yapan. Coşkunluk mıydı şeyde? Döner dedi ya gözüm döndü et. Hatay usulü yapan şeyin serinin içinde bu saatte kalmamıştır. Kalmamıştır. Serik'te bir dönerci var kesin gidince videosunu çekerim gösteririm. Küçücük bir yer. 50 metrekare falan ancak var herhalde. Ancak. 50 metrekare ancak var belki o kadar da yok. Ama bir güzel döner yapıyor. Sıra oluyor ve akşam değil mi 6 falan yani. Evet. Kalmadan bitiyor döneri adamın. O kadar güzel. Orayı da gösteririm. Neyse şimdi bakalım Opet bulabilecek miyiz? Sıstı mıstı yapıyor bir şeyler ama. Yok güzel yapıyor. Şey bir de bir şey daha diyecek. Tripod da yalan oldu tabii ki. Kocam beni kandırmak için söylemiş. Yok aracı aynı zamanda.
Bilmiyorum, almaz artık. Yarın bir gidelim, işlerimizi hallederim de tripod artık elimle çekerim bir sürü. Ya büyük tripodu mu getirdim ama bu tezgahın üstüne falan koyuyordum ya küçük. Ondan satılmıyor hiçbir yerde. Bak gülüyor pis pis. Gerçekten satılmıyor o tripoddan. Çok sağlam, çok dayanıklı, çok güzel. Harika reklam yaparım. Nereden dedim. Almıştın? Amazon'dan aldım onu, evet. Şimdi Amazon'a girdim, baktım bir tane kalmış. 20 liraydı değil mi? Evet. 20 lira. Annem zaten kargo gönderecek, ona gönderir. Bulamazsam, bulursam da alırım. Madem alacaksın dedim, dedi az. Değil mi? Alacağım dediysen alacaksın. Tabii. Hadi bakalım, az yolumuz kaldı. Antalya'da görüşürüz artık. Kocam dedi ki biraz sohbet edelim, yol bitmiyor. Konuş aşkım. Konuş da bitsin yol. Sen ne diyorsun Konya öyle? Bak burada biraz gidiyor. Ay Konya yolu öyle. Konya yolu bak gidenler bilir arkadaşlar, öyle böyle bir yol değil. Pislik, lanet. Ya o öyle deme, öyle yol yapılıyor şimdi orası mesela. Yolu basıyor, yolu savunuyor bana mesela. Ya aşkım yolu savunuyor. Savundu ondan değil de oradan. Hemen zip 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 gidiyoruz lan hızdan doğru. Ya ben bir defa yoldan Ankara'ya gittim diyorum ya. Kış, kar, sis. Ya önde böyle araba, bu kadar yakınsın, görmüyorsun arabayı. Orada ya. İşte tırlar oradan gidiyor, onun için oran tıkanıyor. Yoksa şey değil. Yapacak bir şey yok, ben korktum. Ona yapacak bir şey yok tabii ki. Oradan gidelim. Şu maske rahatsız etmiyor musun? Ediyor, kulaklarım ya ciddi ya. Yakında bir video çekeceğiz. Birbirimizin sevdiği ve sevmediği yönlerini. Kocam böyle 2-3 dakika konuşur. Oh! Gördüğünüz gibi telefonum düştü. Neden? Çünkü telefonumu koyacak bir şey yok. Ansaydı olurdu ama yok. Biraz yollar biraz. Biraz alakası yok, alacaktık yani. Ya 5 dakikalık yerdeydik ya. 5 dakika şöyle dönecekti. Tripod'u da koysan düşer ki oradan. Tripod'u bantlayacaktım ben. Neye bantlayacaktın? Koli bandı aldım yoruma. Tamam ya. Neyse sonuçta video çekeceğiz. Biliyor musun? Koliyi bantlamadın önümde. Sevdiğini bant sevmediğini önleri diye. Koli bantı mı aldın önümde? Amcamlardan aldım koli bandını. Olanlar. Bak gene olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Fileden aldığım limonata yapmıştım. Isınmış. Hiç keyifli bir yolculuk değil. Daha önceden çok keyifli oluyordu yolculuklarımız çünkü yiyorduk. Şimdi hiçbir yerde durmadık ki yiyelim. Çikolata almamış mesela. Çok sallanıyorum. Evet çok sallanıyorum. Neyse sonra sohbet şey yaparız yani. Aynen çok sallanıyorum. Şimdi sohbet edelim dedi ama şu anda o kadar sallanıyor ki zaten çok sağlıksız olacak yani. Görüşürüz Antalya'da. Bak böyle tutunca güzel. Yollar çok kötü ya. Ay. Arkadaş da sen kapat. Ben hasta olmuşum galiba. Şunu kapatsana. Şey, Opet bulduk. Opet'e girdim. Mis gibi ya, çok güzel. Dedim ki çikolata mı kolat alayım dedim şöyle hani. Geriye kalan yolumuzda böyle keyiflenelim, neşelenelim. Canım istemiyor. Hayatım inanabiliyor musun? Canım istemedi gerçekten. Ve şey, ben geçen sene buralar deli gibi pernagotinin dondurmasını arardım. Vardı ve almadım. Çünkü canım istemiyor. Kesin hastayım aşkım. Ben telaşlan. Niye hasta olasın ya? Ne güzel işte. Ne güzel aşkım. Ne keyif alıyorum. Hayatım ne demek istedin sen şimdi? Hiç hoş değil dedin şey. Ne güzel. Yememem ne güzel. Keyif aldığım şeyi yiyemiyorum. Canım istemiyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Rejim yapamıyorum diyordun da. Rejim yapamıyorum demiyorum. Hayatım ben kilo veremiyorum. Ben zaten yani rejim de yapamıyor olabilirim. Tamam, biz rejim yaparken çikolata yediğimiz için kilo veremiyorduk. Sen yemiyordun, ben yiyordum. Sen yiyorsun işte. Sen hamur bağımlısın. Benim kocam hamur bağımlısı. Hamur bağımlısı. Hamur mu? Dün tane, 4 tane şey yedim diye yani. 4 tane şey yedim diye değil hayatım. Yarım kilo tereyağıyla 3 tane ekmek yiyebiliyorsun çünkü. Ya yok öyle bir şey yemem. Ne? Hayatım cidden. Ya pilavla ekmek yiyebiliyor, makarnayla ekmek yiyebiliyor, hamur bağımlısı. Bunu nasıl, daha nasıl tarif edebilirim? Evde ekmek olmadığı zaman huzursuzluk yaşıyoruz. Olmadı, yani. Ekmek olmadı, bir rahatsız oluyorum. Ben bir şey olur, misafir görürüm, bilmem ne olur. Cidden hamur bağımlısı. Hiç yoktu, 2 tane yumurta kırıp ver adam yesin. Aa, 30 kilometre yazıyor. Ay çok şükür geldik. Antalya 30 yazıyor. Olsun olsun geldik, çok şükür. Ay hava bir ısın. 25 derece. Gerçekten 25 derece. Bakın. Mis gibi oldu. Üstüm değişmedi ama neyse. Benim normalde yolda üstümü değişmem gerekiyordu. Ay çok güzel, çok şükür içimiz ısındı. Şeyde malzeme yoktu, biz ne yapalım? Yo, şort aldım aslında ama hava soğuktu. Sonunda geldik. Neresi burası aşkım?
havaalanında oran. Yok, buna ne dedi? Aksu. Aksu. Ve Aksu dedi. Burada da bir yer gözükmüş. Aa, köfte piyazcılar başladı. Tamamdır, Antalya'ya geldik. Birazdan da şey başlar. Domates, biber tabelaları başladı mı? Tamamdır. Fide. Tabela işte, domates, biber tabelaları. Fide satıyor. Ya, aa, fideleri tabelayla satıyorlar işte. Yani. Hı. Ya şimdi ya. Aa bak, Ekrem Coşkun'a buradan döner alalım. Döner mi alalım? İyi, tamam. Ne yapalım? Eve gidene kadar soracak ama. Ya tamam. Arabada yeriz daha. İyi tamam, hadi alalım o zaman. Yemeyelim mi? Yiyelim. Et yemeden yol bitmez. Çıktım. Nerede? Ha, şurada. Evet, buldum. Ana, kapalı mıydı? Yok, açık. Şey yok ya, onun için. Kapalı. Yok, dönerci nerede? Aşkım, açık işte kapısı. Kapısı açık. Ben arabada yeriz diye düşündüm ama Baran'ı buraya oturttuk. Salla bakayım. Yeni uyandı Baran, zaten çok acıkmıştı. Zaten geldik sayılır. Çok az kaldı değil mi? 20 dakika. Şey olan, 10 dakika okulamız kalmış. Neyse. Bir de markete uğrar mıyız bugün? Bir de markete uğrarız. Böyle eve geçeriz. Selin'in girişindeyiz. Girişi değil mi? Az kaldı. Ben niye her şeyi soruyorum? Çünkü yer yön duygum yoktur. Yani bilmiyormuş gibi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bildiğim yerler hep ama mesela şu kırbıyık neydi aşkım? Kırbıyık. Ha, kırbıyık. Kırbıyık diye okudum. Kırbıyık. Ne vardı burada o şeyleri? Çiçekler. Çiçekler. Hala bizim bitki tabelalarına gelmedik. Aa, burada Trendyol Express varmış. Bu yeni mesela. Ne? Trendyol Express yeni. O yoktu ya. Sour Food. Coca Cola bir de şeyde var. Diğer tarafta var. Nerede? Manavgat şey, taşağından çıktı. Coca Cola şeye giderken ben de yapacağım. Ha. Orada var işte. Orada var. Başka bir Antalya özelliği daha seralarla dolu olması. Dur, şurada daha ileride. Aa, bak tabelalar başladı. Aşkım çok hızlı gidiyorsun, yolu çekemiyorum. Ya ben yolda trafik vardı. Durmuyorum, millet arkadan geliyor. Küçük çocuk gibi yemedim. Aç şu kamerayı, konuşuyordum diye. Ondan sonra da Açtın mı? Ne bileyim ben açtım onu. Açtım. Takip. Demedim ki şey diye. Ben de kafama göre takılıyorum. Annen bu ne? O dışarıda ver oğlum. İçeride vermiş, iş makinesi işte. Annen genelinde iş makinesi dedi o için. Aa, dur şu sera doğru mu dursun? Baksana. Hmm. Aa, böyle gayrime. Nereden? Sağdan. Sağdan gidersen Belek. Biz düz devam ediyoruz. Ama Belek Turizm Merkezi yazıyoruz. Hı. Ya Taşal Manavgat'a bağlı ama Manavgat'a 30 kilometre, Sarı'ya 10 kilometre değil mi? 10-12. O arada bir şey. Hı. 10 dakikada gidiyoruz. Ben işte. Niye oraya bağlamıştı anlamadım. Ne bileyim, onu ben de bilemiyorum. Bak işte. Buradan zaten Belek'e çıktın, ayrı bir dünya. Tabii canım. O turizm merkezi zaten Belek. Burası şey değil yani. Serik. Buralar komple sera. Ya uzaklar tam net gözükmüyor. Dur daha yakından çekeyim. Yok. Tam Serik merkezdeyiz artık. Yavaş yavaş böyle çarşısına doğru. Yok, aslında çarşıya girmeyeceğiz değil mi? Aha. Direkt gideceğiz. Ama burası da Serik merkez işte yani. Yoldan gideceğiz işte. Aynen. Burada galericilerin bal olduğu yer. Galericiler var, köfte piyazcılar, çorbacılar. Çorbacılar çok büyük. Kabuğuyla tabaklı çorba veriyorlar, böyle kocaman tabaklı. Hmm. Ankara'da çorba istiyorsun küçücük, tasla getiriyorlar. Burada kocaman tabakla getiriyorlar. Buranın bir de şey meşhur, köfte piyaz. Piyaz. Ya köfteyi seviyorum, ben etin her türlüsünü seviyorum, onunla ilgili bir sıkıntım yok. Piyazı sevmiyoruz çünkü, sen seviyor musun bilmiyorum, ben sevmiyorum. O kadar, sevmiyorum. Piyazı sevmiyorum çünkü piyazın içinde tahin var. Tahini çok severim, piyazı da çok severim. Ayrı ayrı birleşince sevmiyorum. Tahin var, yumurta var, yumurta soğan olur. Var. Benim yaptığım piyazda da yumurta oluyor. Hayatım zaten piyaz o demek. Fasulye, yumurta, soğan. Tamam ama tahin basılıyor üstüne, yağ koyuyoruz zeytinyağı. Ondan sonra
İşte hadi beğenmiyorum. Benim damak tadıma uygun değil. Beğenen beğensin, yesin. Ben hoşlanmıyorum. Ben piyazı da çok severim, tarhane de severim. Ayrı ayrı severim ama. Hava karardı bu arada ve markete yetişemeyeceğiz. Şimdi size bir Taşaltı'da girdikten sonra oraya da göstereyim. Orada kalıyoruz biz. Ondan sonra yarın görüşürüz artık. Biz bir de gidip Baran okuluna bakacağız. Hani şey olarak. Yeni açıldı ya, geçen sene yoktu zaten. Yerine bir bakalım, eve ne kadar yakın, ne kadar uzak. Çünkü yarın Serkan bizi bırakacak. Biz acaba kendimiz dönebilecek miyiz, ona bakacağım. Çok tatlı değil mi benim oğlum? Ya gel bir öpeyim seni. Selam verebilirsin. Kral George. Şimdi çıkıyoruz Serik'ten. Bu kadardı işte Serik'te yani. Serik bitti. Serik bitti. Şimdi Taşaltı'ya geçeceğiz. Yarından sonra şimdi nereye gideceğiz? Şu Serik'te bakacağız. Bizim toptan var. Ya Serik'e ya Manavgat'a bir yere gideriz. Artık gittikçe her yeri gösteririm zaten. Ne isterseniz yorumlar yazın. Ona göre videolar çekelim. Artık buradayız nasılsa. Yarın bir de okula uğrayacağız ama. Neyse okula oradan sonra uğrarız. Şu pideciyi göstermeden edemeyeceğim. Serik'in çıkışından. Karadeniz pidecim. Harika. Yani aşkım canı kapat. Ben normalde şey sevmem. Yani bu etin içinde bir şeyler. Lahmacun mesela böyle soğanlı sebzeli falan güzel oluyor. Karadeniz pidesini sevmem. Çünkü sadece kıyma var ya içinde. Ama buranınki harika, mükemmel. Şeydi aşkım, biraz zam yapmıştı burası. Ne kadardı pide, hatırlıyor musun? Baya baya zam yaptı. Geçen sene biraz kızdık küstük ama harika pidesi var. Bunları da anlatıp bana fırsat vermek konuşayım zaten. Ben sera. Böyle sera dolu burada her yer. Domates, biber zaten seradaydı. Son 2 yıldır da inanılmaz şekilde muz serası da bakın kocaman. Buran muz serası. Son 2 yıldır inanılmaz şekilde muz serası. İnanılmaz yani. Takala 10 liraydı, şimdi 50 lira. Tabii 5 katına çıktı her yer, tarlaların fiyatı ya. Tam 5 katına çıktı muz serası yüzünden. Baksana gözün anda bunca sera. Tabii bu en büyüklerinden biri bu. Yok bu arkada da var bunun. Tabii var ya, burası artık tamamen komple sera oldu işte. Turizm yerleri hariç işte Çolaklı, Belek, Side, oralar hariç her taraf sera. Bak bu da yapılıyor hala, devamı da yapılıyor. Bu yeni yapılıyor. Devamı da yapılıyor. Baksana arkaya komple yapmışlar, o kadar yoktu. Evet. O ne oldu? Bakın başka bir muz serası daha. Bu da böyle. Kocaman. Bu da geçen sene açılanlardan değil mi? Onu geçersin. Aynen, bir de yol kenarında bir tarla almaya kalkarsanız çok 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 daha pahalı. Işık yansıyor şimdi, hava karardı ya. Şimdi düz gidersek Manavgat'a gideceğiz. Biz Serik'ten sola dönüyoruz, Taşal, Beşkonak. Beşkonak'a giderken de buradan geçiyorsunuz, Taşal'dan geçiliyor. Zaten Beşkonak geliyor biraz. Tabii. Şimdi Taşal'a girdik. Biraz karanlık ama yarın sabah yine güzelce. Şuraya otel yapıyorlarmış galiba. Hayatım, abla yapıyordu. Hayatım bütün yol neredeyse 30'da geldik. Şimdi niye böyle hızlı gidiyorsun? Ya dışarısında emin ya. Camlarda buhar oluyor. Gözükmüyor doğru düzgün. Zaten karanlık. Şöyle bir göstereyim. Zaten bu yol yani. Taşal bu yol. Bundan sonrası yukarıya çıkıyorsun. İşte Çardak köyü var, Beşkonak var. Burada fidancılar falan var. Çarşıyı göstereyim bir de. Zaten bak burada şey var, zeytinyağı fabrikası var. Mevsimi geldiği zaman şurası zeytinyağı fabrikası. Akşamları bir kokuyor, o posanın kokusu. Gerçi ben seviyorum. Sıcak, nemli hava, böyle koku. Ben seviyorum. Şimdi çarşıyı göstereceğim size. Çarşı buradan başlıyor. Burada elmas ekmek fırınımız var. Buradan başlıyor. Burada küçücük bir mobilyacı. O imalat yapıyor ha. İmalat mı imalat işte, mobilyacı. Başka bir şey yok ki zaten burada. Şurada yani inşaata başladı arkada. Hı. Şurada şey vardı. Bakkal vardı karşıda. Bülent mi? Bülent ha. Orada. Yok mu? Şurada. Ha. Yıldız mı? Neydi adı ya? Bu lastikçi. Yıldız Market. Ha, Yıldız Market. Bu Aslan Market. Yıldız Osman'dı. Ha. Şurada bir marketimiz var. O kadar karanlık ya. Çarşı burası işte. Şurası işte. Türksel. Aynen. Hırdavatçı. Ersin Kafe.
denen küçük kafemiz. Ay çok şey olduğu için, karanlık olduğu için gözükmüyor. Ben yarın güzelce bir şey çekeyim en iyisi. Marketler de kapanmış. BİM var burada. Hemen biraz ilerisinde şey var. A101 var. Şu karşısında da şok var. Osman kapatmış mı? Osman'a mı uğrayalım? Kapatmamış. Alayım ya birkaç tane ekmekle şey. Uğrayalım be. Bugünlük bizden bu kadar. Küçük bir market vardı burada. Buraya girdik. BİM A101 falan kapalı da. 5-6 tane yumurta aldık, 2 tane ekmek aldık, bir de çay aldım. Yarın sabah bizi idare etsin. Ondan sonra zaten markete gidip alışverişimizi yaparız. Eve çıkınca da çok yorgun olurum. Artık video ne kadar oldu, nasıl oldu zaten bilmiyorum. Zaten poşet itildi, yumurtalar patladı. 5 tane yumurta kırdım. Poşet itildi bir şeymiş, adiymiş diyeyim. Çünkü diğer poşetleri de şey yaptı. Bakkal sonradan baktı hepsine, ne koyarsan koy gidiyor alttan yani. Hani normalde sağlam gözüküyor. Bizimki de 5-6 tane yumurta koyunca pat dedi gitti. Şimdi iş çıkardı yani. Neyse, kanalıma abone olursanız, bana destek olmak için videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Artık yarın görüşürüz çünkü eve çıktığım zaman çok yorgun olurum. Devam edebileceğimi zannetmiyorum. Zaten sanırım videoda çok uzun oldum. Herkesi öpüyorum, görüşürüz. El sal anne.